İstanbul Spor, Kocaeli Spor. 1-1 sonuçlanan bir karşılaşma. İstanbul Spor'da iyi bir gidişatı vardı. Geçtiğimiz hafta Balıkesir Sporu 3-1 yenmişlerdi. Kocaeli Spor'un da iki maçlık bir galibiyet serisi oldu. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirdiniz? Ya İstanbul Spor benim çok takdir ettiğim bir takım. Çünkü hep top oynamasını isteyen, e, göze hoş gelen bir futbol sergiliyorlar. Zaten Osman Hoca da e, az önce söylediğim gibi Recep Hoca'yı takdir ettiğim gibi onu da takdir ediyoruz. Ama İstanbul Spor yani, e, bu şeyi kıramıyor. 1 2 3 4 seri galibiyetleri yapması lazım. Çünkü o futbolu oynuyor. Hak et, yani kazanmayı hak ettiği futbolu oynuyor. E, baktığımızda bu hafta savunma ve kaleci hatalarından inanılmaz bir bariz e, gol yediler. Hatalı gol yediler orada kalecin Alperen'in kalesinde bence kalması lazımdı. Birbirlerine yani üçlü zincir şekilde bir hata yaptı. Aslında yaptım. hocam bireysel <laughs> grup hata, hata değil, grup bireysel hata. Bireysel hatadan gol yedi demi evet. gerçi bu Yok, tür gollerde ama anlaşmazlıktan, iletişimsizlikten bunlar olabiliyor ama baktığımızda İstanbulspor hemen oyunu toparlayıp İstanbulspor'da bu şu, şu sıkıntı var. Önde kaptırdığı toplarda geri dönüşlerde büyük sıkıntılar yaşıyorlar çok çabuk geriye dönüşleri iyi yapması lazım. Çünkü atağa çıkarken bir takımlar nasıl gol yer? Ata çıkarken kaptırdığı toplardan goller yer. O yüzden İstanbulspor top teknikleri çok yüksek. Futbolu bilen oyuncular var çünkü. Topu yere indirip hep ayağa oynayıp o blok arası geçişleri çok iyi yapan ve atak sonlandırmayı da iyi yapabilen oyuncular ama net ve doğru şekilde ne oynadığınızı bilmeniz lazım. Kazanmak istiyorsak kazanma odaklı oyun, top rakipteyken topun arkasına geçip takım haline savunma yapmamız gerekiyor. İstanbulspor son dakika attığı golle bir puanı sağdan ayrıldı. Yenilmemek çok önemli. Playoff'un içindeler. 5. tabii ki her zaman bu ligde yenilmeyeceksiniz. Bir puan belki sizi ki, Süper Lig'e çıkaracak ya da playoff'a bırakacak. Bu Şöyle bir bakıyoruz bir hocam. İstanbulspor'un ee, İstanbul İstanbulspor bay haftasını geçtiğimiz haftalarda evet. geride bırakmıştı. 25 maçı var ve 43 puanla. 5. sırada üstünde Royal Hastanesi Bandırma Spor ve Erzurum Spor 26 maç yaptılar. Evet. Onlar bay haftalarını geride bırakmadılar. Ve aralarında 1 ve 2 puan fark var. Yani bir mücadeleden galip ayrıldığı zaman önüne de geçme... İhtimal var İstanbul Spor'un. Üçüncü sıraya kadar yükselebilme ihtimali var ama. E, şunu sorayım hocam peki. Üçüncü sıraya yükseldi İstanbul Spor. Geçtiğimiz sezon e, playoff'larda play mücadele etmişti. E, playoff'larda yarı finalde elenmişti. Yani ikinci bir playoff İstanbul Spor artık daha deneyimli olacaktır illaki oyunu... ama hani lig sıralamasındaki yerler çok etkili oluyor mu playofflarda evet 3. olduğunuz zaman 6. ile karşılaşıyorsunuz ama İçeride bazen geçtiğimiz sezon Samsun Spor 3. avarajda 3. sırada kaldı yarı finalde veda etti 6. sıradaki takıma. Şöyle şu çok önemli Metin tecrübeli oyuncularınız varsa sonuç alabiliyorsunuz playofflar çok önemli ben de oynadığım dönemde 3 tane playoff oynadım 3'ünü de kaybettim çıkamadık ee, çok stresi yüksek hele bir de ligin son maçında şampiyonluğu kaçırıp ikinciliği kaybet, üçüncü olduğu zaman kalıyorsunuz O çok büyük yıpratabiliyor oyuncuları, takımı etkileyebiliyor. Ya bunlar çok önemli, çok iyi konsantre olan. Çünkü play kalan takımlar %50 eşittir herkesin şansı eşittir. Ne olacağı belli. Bambaşka değilim. bir Bambaşka, lig başlıyor. Bambaşka bir macera Artık orada başlıyor. strateji giriyor devre planlar giriyor, sistemler bir devre dışı kalıyor. E, iyi i̇yi futboldan nazara sonuç almaya bakıyorsun. İçeriden dışarıdan alacağın gollü ya da puanlı neyse e, önceden puan sistemi de vardı gruplarda. Bir puan dörtlü takımlarda Hı. puan usulü. ya yani bunlar çok önemli. Tabii etkileyebiliyor ama bu sefer İstanbul Spor Pilofa kaldığı takdirde e, önemli iş yapabilir diye düşünüyorum. Yeter ki iyi konsantre olsunlar. Tabii dünkü